Bir cinayete kurban giden Azra Haytaoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Memleketi Osmaniye'de gözyaşlarıyla toprağa verildi Azra. Yüreğine kor düşen aile katilin en ağır cezayı almasını istiyor. Tepecik bir bonca gündü. Gazetecilik okuyordu. Kadın eşitliğine karşı mücadele ediyordu. Üniversite öğrencisi Azra Haytaoğlu daha hayatının baharındaydı. Ortadan kaybolmuş ve günler sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Cinayet kurbanı Azra bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Azra Haytaoğlu 21 yaşındaydı. Akdeniz Üniversitesi gazetecilik bölümünde okuyor, Antalya'da ablasıyla birlikte yaşıyordu. Biraz kızım hareketliydi, sıkılırdı. Abla diyor ben aşağı inmek istiyorum diyor, saat 8 gibi inemezsin falan diyor. Günler sonra cansız bedeni bulundu Azra'nın. Katili güvenerek evine gittiği işte bu caniydi. Katil genç kızı taciz etmeye çalışmış, tepkiyle karşılaşınca da öldürmüştü Azra'yı. Cansız bedenini parçalara ayırıp ormana gömmüştü. Ve bugün Azra'ya veda vaktiydi. Cenazesi memleketi Osmaniye'ye getirildi. Anne Mezide ve baba Mustafa Aytoğlu güçlükle ayakta durabildi. Azra'nın Türk bayrağına sarılı tabutuna mezuniyet cübbesi de koyuldu. Kıymetli cemaat, merhumaya olan haklarınızı lütfen helal edin. Ve Azra köy mezarlığında toprağa verildi. Ellemezsin kimse, ben kendimdeyim. Kimse bana değmez. Acılı aile caninin en ağır cezayı almasını istiyor. Ağırlaştırmış müebbet almasını istiyorum. Aşağısı kurtarır mı sizce? Hak etmedi mi?